Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Mart Cuma İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 6 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Birinci koşuyla beraber saat 6.30'da da arkadaşlar İzmir'in altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için. Özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak ki gündüz programında arkadaşlar Kocaeli var. Ben yine Kocaeli yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine. Takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani e gündüz programında Kocaeli, akşam ise arkadaşlar İzmir koşacak. İzmir'in de birinci koşuyla beraber başlamış olacak. Handikap 15'te bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 6 tane safkanın bir araya da olacağı bu koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da gruptan çok daha farklı bir sum olduğuna inandığım 2 numara arkadaşlar dalever olacak. Önemli bir safkan, önemli pedigriye sahip olan safkan için grubu oldukça müsait gözüküyor ki zaten safkan içinde ileri zamanlarda daha iyi gruplarda da ben ismini sıkça duyacağımızı düşünüyorum. Çok önemli pedigriye sahip olan safkan için özellikle uzayan mesafelerde daha etkin koşması beklenir. Bugün için bu grupta arkadaşlar ben kolay kazanmasını bekliyorum. E, üzerinde Mustoç idaresinde start aldığı olan safkan için her şey lehine gözüküyor. Günün ilk ayağı arkadaşlar 2 numaralı safkanın bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlarımıza da rahatlıkla arkadaşlar yalnız bırakabiliriz. Gün ikinci yana geldiğimizde ise kupalı bir koşu var ki kısa vade 8 koşacak. 4 ve yukarı izleyeceğiz. 1300 metre mesafe. Çimde bir araya gelecek olan bu koşu için 8 tane safkan bir araya gelecek. Burada bir numaralı Akar Necat özellikle ben Çin performansının çok farklı olduğunu düşündüğüm Safkan. ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda ben her zaman şanslı olabileceğini düşünüyorum. Son startında her ne kadar grup çok daha düşük bir grup olsa da bugün için sertleşen rakipleri yanında da ben yine iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Benim kuponumda muhakkak şans vereceğim Safkan olacak. Dediğim gibi bir numaralı Akar etkin bir koşu gelebilir arkadaşlar gün ikinci ayağında. Rakip hanesinde Altumalı Ildırlı. önemli bir safgan yine son yarışlarında bence beklentinin altında yarışlar sergilemiş olsa da bugün için bu grupta etkin koşacaktır. Halis Karataş idaresinde yeni kuponlarımıza şans vermemiz doğru olacaktır ve 3 numaralı Bayemir bu tarz gruplarda her zaman için arkadaşlar özellikle bu mesafelerde her zaman için çok şanslıdır. Bu safganı yeni kuponlarda muhakkak bulunmasının doğru olacağını düşünüyorum. Gün ikinci ay için ben özellikle arkadaşlar 1, 3 ve 6 numaralı safkan biraz daha ön planda görsem de dediğim gibi tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlar günün bu ay için yine eklenebilir konumda gözüküyor. Günün 3. yana geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1600 metre mesafe Kunda izleyeceğiz ki 7 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için özellikle yine 2 numaralı King Leo son startında çok etkin bir yarış yaptı. Safkan bugün için Halis Kardeş idaresinde start alacak olan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. Son yarışı gerçekten etkileyiciydi ki üzerinde Gökhan Kocakaya vardı o gün için üzerinde. Çok da etkili kolay bir yarış kazanmıştı. Bugün için yine grup müsait gözüküyor. Safkan'ın kazanması normal sonuçtur olacaktır ama ben yine de muhakkak yanına 4 numaralı Eymen Ağa'yı Ahmet Çelik idaresinde eklemeye çalışacağım. Hatta 5 numaralı Kenan'la bu Safkan'ın da son yarışlarında çok etkin yarışlarını görüyorum. Bu safkan yine Oğlunu Yıldız idaresinde sürpriz hanesinde muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır. Kimura King Leo dediğim gibi Halis idaresinde çok önde gözükse de ben rakip hanesinde arkadaşlar 4 ve 5 numara safkanları da sürpriz hanesinde değerlendirmemiz doğru olur arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise Handicap 16 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir arada getirecek olan bu koşu için yine uygun kilosuyla dikkat çeken ben özellikle her yarışında da bahsettiğim safkan uzun ara sonrası yarış gören yavaş yavaş da kendini bulan bugün için 3 lı halastanomandan bahsediyorum arkadaşlar ki bir imvası bu sant olan safkan için hem grup hem de kilo oldukça müsait gözüküyor. Mustetçi idaresinde start hazır olan safkan için bu grupta etkin bir yarış yapması beklenir. Ben safkanların özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ise her ne kadar ağır kilolu olsa da minimal gold cry arkadaşlar bir iki Trabzonspor'un olan Safkan ağır kilosuna rağmen yetenekli binisi Fuat Çakar idaresine start alacak olan bu Safkan'ın yine etkin güzel bir koşu gelecektir günün arkadaşlar dördüncü ayağında. Burada dediğim gibi ben de özellikle 1 ve 3 numaralı Safkanlar biraz daha ön planda bu iki Safkan'ı ben kuponumda muhakkak bulunduracağım. Dediğim gibi arkadaşlar daha sonrasında yine sizin de varsa takip ettiğiniz Safkanlar Günün dördüncü ay için arkadaşlar yine ekleyebiliriz kuponlarımız için. Günün beşinci ayına geldiğimizde ise şart, şartlı üçte bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizlere 1900 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bu koşu için 7 tane safkan bir araya gelecek ki bence günün en dengeli arkadaşlar koşularından biri gibi gözüküyor. Bugünün bayağı bu için özellikle ben biraz daha fazla atın şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ee, özellikle 7 malı Prime Mover önemli bir safkan uzun süredir aslında kötü koşan bir safkan ama bu tarz gruplarda ben safkanın artık bir patlama yarışı ya da bir çıkış yarışı olabileceğini düşünüyorum. Bu tarz bir grupta değerlendirmek doğru olacaktır. Uygun kilosuyla ile beraber Nevzat Avcı İdaresi'nde start alacak olan Safkan'dan etkin bir koşu gelmesi beklenir. Rakip aynasında burada bir numara Lord of Time arkadaşlar yeni değerlendirilecek Safkanlar olarak gözüküyor. 2 numaralı Çınar Bey yine etkili yarış yapacaktır. 4 numaralı Akarcakan'dan yine etkin bir koşu gelebilir. Yine özellikle 4 numaralı Akarcakan'la yine son yarışında biraz hareketlendi. Safkan önemli bir safkan zaten. Bugün için yine uygun kilosuyla Okan Kızıldaş idaresinde e, bu tarz grupta arkadaşlar şanslı olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi dengeli ve e, sürprize müsait gördüğüm koşulardan biri arkadaşlar. Ben özellikle 7 ve 4 numara safkanlardan daha etkin koşu bekliyorum. Bu iki safkanı muhakkak bulunduralım. Ama dediğim gibi daha sonrasında varsa tuttuğunuz safkanlar günün bu açın arkadaşlar bütçemiz dahilinde eklemeye çalışalım. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafe kumda bir araya gelecek, gelecek olacağı bu koşu için 11 tane safkan araya gelecek. E, tabi burada 4 numaralı Kral Çeko özellikle uzayan mesafede arkadaşlar etkin bir yarış yapması beklenir. Sinan idaresinde start alacak olan bu Berksoy temsilinden ben iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar günün bu ayağında özellikle son yarışları tatminkar olan 4 numaralı Kral Çeko'dan Sinan'la beraber etkin bir koşu gelecektir. Özellikle kuponlarda muhakkak şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde ise ikürülerden 2 numaralı Ahmet Çelik idaresinde yine şanslı olacaktır ki Karaca ikürüsüne ait olan bu safkanın ikilileri start alacağı bu koşuda 3 tane ikiliyle start alacağı bu koşuda iyi bir koşu çıkarması beklenir ve son olarak da 11 numaralı öpmedi ee, bu safkan bir turbo temsisi. Uzun süredir aslında birçok kez de aslında yarışlarında verdiğim bir safkan. İstediğim performans henüz alamadım ama son üçüncülüğü oldukça tatminkardı. Bugün içinde bir star çekmiş. Bunun da avantajını kullanacaktır. Bir sürpriz gelme şansı var bu safkanla. Yine yeri olanlar bence 11 numara safganda bir çarpı atmaya çalışırım arkadaşlar. Günün son ayında. Özellikle 4 numaralı kral çekodan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ailesinde ekürüler 2 numaralı hükmedici ve 11 numaralı öpmenin arkadaşlar dediğim gibi kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün sonu için. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.